Merhaba, Radyo Zul'dan hepinize kucak dolusu sevgiler. Ben İlhan Özulu, sizlerle her pazartesi akşamı Los Angeles saatiyle 19.30 ile 21 arası birlikte olmaya devam ediyoruz. Programlarımı ozulu.listentomyradio.com adresinden bilgisayar ya da akıllı telefonlarınızdan canlı olarak dinleyebilir ve isteklerinizi Facebook sayfamdan gönderebilirsiniz. İyi eğlenceler. Bundan 14 yıl önce aramızdan ayrılan sevgili Barış Manço, ölmeden önce şunları söylemişti. Beni öldüğüm zaman değil, doğum günümde hatırlayın. Barış Manço'nun doğum günü 2 Ocak. İyi ki doğdun sevgili Barış Manço. Ve sevilen şarkısı Gül Pembe. Seni söyler, seni
çalınır gündemde. Gözlerimde son bir bulut gül pembe, ara hep seni arar, seni bekler gül pembe. Dudağımda son bir türkü gül pembe, hala hep seni söyler, seni çağırır gül pembe. Gözlerimde son bir bulut gül pembe, hala hep seni arar, seni bekler gül pembe. İyi ki doğdun Barış Manço diyoruz. 2 Ocak 1943'te doğmuştu Barış Manço. Sıradaki şarkımız bir Ozan Doğulu remixi. Solist Sıla. Alain Delon. Bir Ozan Doğulu çalışması Sıla'nın seslendirmesiyle Alain Delon. Sıradaki şarkımız Gökçe'den Tuttu Fırlattı Kalbimi.
çabuk söndü. Beni pabucunun ucuyla ese ese geçti ve gitti. Geri sardık, hep aynı sahneyi oynadık, durduk keyfince. Arada bir canı canlı ama hiç kimsesi oldum. Çok yoruldum, sağ sola yalvaladım, durdum. Onu görünce teslim oldum. Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Gökçe seslendirdi, tuttuk fırlattı kalbimi. Bir Erdem Kınay, Serdar Ortaç ortak yapımı. Yorum yok.
Bugün doğum gününü kutlayan Naci Ekmekçi için bir şarkı geliyor sırada. Ayrıca bütün Koç ailesi için Sıla'dan Yoruldum. Doğum gününüz kutlu olsun Naci Ekmekçi. İyi ki doğdun Naci Ekmekçi diyoruz. Doğum günü için bu şarkıyı armağan ettik. Sıla'dan Yoruldum. Sertab Erener'den son günlerin popüler şarkısı İyileşiyorum. Neyim varsa kaldırıp çöpe attım. Saçlarımı kestirdim, hemen sarıya boyattım. Bir tanem diye kaydetmiştim ya hani telefonuma. Sildim derhal herkes gibi adını yazdım. Sensizlik bana çok iyi geldi. Ne kadar da ihmal etmişim. Yokluğuna inan ki umrumda
pişman olmadım. Ama halimden de hiç memnun kalmadım. Umrumda değil, iyi ki bitti. Omuzlarımdan koca bir yük gitti. Çoktan alıştım. Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum. Ama iyileşiyorum ya. İyileşiyorum. Umrumda değil. İyi ki bitti. Omuzlarımdan koca bir yük gitti. Çoktan alıştım. Sertab Erener'den İyileşiyorum dinledik. Ve Fahir Atakoğlu'ndan 12 isimli şarkı. Fahir Atakoğlu 12. Oh.
Değerli dinleyiciler, şu anda telefon hattımızda değerli müzisyen, piyanist, orkestra şefi, besteci, aranjör Fahir Atakoğlu var. İyi akşamlar sevgili Fahir, hoş geldin programımıza. Merhaba İlhan, hoş bulduk. Sesimi duyabiliyor musun net olarak? Tabii, gayet iyi duyuyorum. Fahir Atakoğlu kim olduğunu herkes çok iyi biliyor. Bilinmeyen yönlerinizden biraz söz ederseniz sevinirim. İstanbul'da doğdum fakat işte 1980 öncesi Türkiye'de çok büyük terör vardı biliyorsun. Ondan sonra gittim Londra'ya işte 79-80'de. Orada devam ettim. Tabii o zamanlar müzik pek bir şey değildi Türkiye'de. Müzisyenin adı çalgıcıydı biliyorsun. Evet, maalesef. Ben Cemal Eşleri'den ders alıyordum işte fakat gitmek ayrılmak zorunda kaldım Türkiye'den falan. İşte bir 5 senelik size bir Londra macerası var. Daha sonra gelip işte Sezen Aksu'yla, Onur Tuş'la tanışmak, İstanbul Gençliğinde çalma falan. Jingle'lar yapmaya başladım. 17 sene falan hemen hemen her gün jingle yazdım. Ondan sonra işte albümü yaptım. 94 senesinde ve bugünlere geldik. Hatırlamış oldum ben de. Evet, evet. Hatta ortak bir hocamız bile var. Ben de Muzaffer Uzu'dan ders almıştım. Cemal Reşit'le ile çalışmak büyük bir şans gerçekten. Çok değerli bir orkestra şefi, besteci, müzisyendi. Şu andaki müzik türünü nasıl değerlendirirsin? Valla ben besteciyim yani. Melodiye önem veren bir besteciyim. Melodi yazıyorum. Onları çok güzel müzisyenlerle, kendilerine özgün üslupları olan, renkleri olan müzisyenlerle çalmayı seviyorum. İlk sen biliyorsun tabii dokümenterde işte belgeseller yapmıştım Türkiye'nin yakın tarihiyle ilgili sanırım Elbek'te 12 Mart hatta bir tanesiyle galiba programa başladım. Onlarla çıktım. Öyle tanıdı insanlar. Fakat film müzikleri yazmayı seviyorum. Yani görüntüye müzik yazmayı da seviyorum. O tarz müzikler de yapıyorum. Ama biliyorsun işte İstanbul'un Blue Faces and Places If albümü 2005'te falan bu albümlerle de başka tür bir müzik aslında yakaladım. Ama yine kendi bestelerim. Çaldığım insanlar açısından biraz başka bir müzik türüne girdi iş. Belki biraz caz oldu falan filan ama. Doğru. Şöyle söyleyebilir miyiz? Senin daha önce seslendirdiğin müzikler New Age diye sınıflandırabilir miyiz? Yoksa böyle bir sınıflandırma doğru değil mi? Yok. New Age değil bence. Yani enstrümantal müzik ama New Age değil. New Age çok daha sığ bir müzik yani. Daha melodik, daha başka enstrümantalistlerin ön planda olduğu müzik yani. Peki şundan da söz edebilir miyiz? Şimdi belki dinleyenler senin yüzlerce reklam müziği, jingle bestelediğini ve herkesin şu anda dinlediği kulaklarında olan reklam müziklerin arkasında Fahir Atakoğlu imzası olduğunu belki biliyorlar, belki de bilmiyorlar. Senin reklam müzikleri konusunda da çok çalışmaların var. Tabii. Bir 17-18 sene sürekli reklam müzikleri yazdım. Yani tabii benim o zamanlar biraz melodi yazımı da çok etkiledi ve belki daha kolaylaştırdı falan yani. Çok iyi etkileri oldu bana dönemin. Ben Washington DC'de yaşarken birkaç kez senin canlı caz konserlerini izleme fırsatı buldum. Sanıyorum orada Duke Ellington Jazz Festivali'nde çaldın ve dünyaca ünlü müzisyenlerle birlikte oldun. Sen de dünyaca ünlü bir piyanistmişsiniz. Gururla bunu söyleyebiliriz. Biraz o caz müziğinden ve o çalışmalarından söz eder misin? Konserler, festivallerden? Evet, işte 2005'te başladı. Anthony Jackson ve Horacio Negro Hernandez'le bir trio albüm yaptım. Daha sonra İstanbul'un burada biraz daha büyüdü grup. İşte Face and Place'i de başka bir hal aldı. Yine fakat işte şansım bu iyi müzisyenlerle bir araya geldim. Bu müzisyenler kendilerinin rengi olan müzisyenler. Bir şeyler söyleyebiliyorlar. Yani söyleyecek şeyleri var. Benim melodilerimi çaldılar ve güzel müzikler oldu. Onlarla da birlikte birçok Avrupa'da birçok yerde çaldım. İşte burada çaldım falan filan. 3 senedir ama yapamıyorum çünkü Sezen Aksu'ya geldik değil. Evet. Çok güzel gidiyor. Birkaç konserinde de hatırlıyorum George Washington Üniversitesi salonuydu. Büyük bir orkestra, senfoni orkestrası, koro ve önde big band vardı. Ve sen hem şeflik yapıp hem piyanoyla kendi bestelerini seslendirmiştin. Muhteşem bir konserdi. Biraz onlardan söz edelim. Evet. Ya ben şef değilim aslında. Bakma ben şeflik bilmiyorum. Ama ya bugün mecbur kalmıştım galiba. Bazen öyle oluyor. Ama güzel bir şey büyük orkestrayla çalmak. Yani zaman zaman son zamanlarda da her ne kadar fazla yapmıyorsan da bir kere yaptım çok büyük zevk alıyorsun. Ama tabii çok insanla uğraşmak
müziğini çok insana çaldırabilmek çok zor. Şu anda çok popüler dizi filmlerde müziklerin çalıyor. Yani bunlar hepimiz zevkle izliyoruz. Birkaç tanesinin isimlerini söylemek gerekirse Muhteşem Yüzyıl, daha önce Eyvah Eyvah, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Beyza'nın Kadınları, eskiye gidersek Sarı Zeybek. Yani bunlar var. Şu anda başka projeler var mı üzerinde çalışmış olduğun? Evet, Muhteşem Yüzyıl devam ediyor. Eyvah Eyvah 3'ün müziklerini bitirdim. 1 ve 2'yi de ben yapmıştım demin dediğim gibi. Evet. 3'ü Eyvah Eyvah 3 Ocak sonunda Türkiye'de vizyona giriyor. Onun müziklerini bitirdim. Bir de ben Dubai'de NBC diye bir şirket var. Evet. Bir kanal var, bilmiyorum, bilenler bilir herhalde. Evet. 2 sene evvel Muhteşem Yüzyıl'ın müziğinden dolayı bana bir dizi için yaklaşmışlardı ve yaptım da. Hazreti Ömer'in Hayatı bölümü, 33 bölümlük falan. Harika. Çok önemli bir şeydi, yapıttı. Çok da güzel oldu müzikleri. Sonra bana yine bir dizi için geldiler. The Palace diye, Saray diye. 1800'lü yıllarda, yani 19. yüzyılın başlarından itibaren Mısır'daki saltanat hayatını anlatıyor. Onun müziklerini yapıyorum. Güzel 3 sezonluk bir dizi. Çok güzel. Şimdi onlarla uğraşıyorum. İşte yeni albüm için uğraşıyorum. Nisan'da inşallah bir konser olacak onun, Zorlu Center'da İstanbul'da. Sezen'le birlikte, yani böyle. Peki hala bu yeni albüm tanıtım zamanında bir Kaliforniya konseri olsa ne dersin? Çok iyi olur tabii, neden olmasın İlhan'cığım. Gerçekten Batı yakasında da senin müziğini dinlemek isteyen, bekleyen yüzlerce binlerce müziksever var. Evet. Kodak Theater'da çalmıştık şeyle, Sertap'la. Evet. Los Angeles'ta. Çok güzeldi tabii. Çok hoştu. O zamandan o zamanı gelmedim oralara. Artık bir şekilde misafir edeceğiz bu taraflarda tabii ki. İnşallah. Teşekkür ederim. Peki ailede başka müzisyen var mı, çok merak ettim. Babamın sesi çok güzeldi, çok iyi kulağı vardı. Annem çok iyi müzik dinlerdi, annemin annesi çalardı. Anne tarafında dayımın oğulları hepsi müzisyen. Tabii şu anda başka işlerle uğraşıyorlar ama yani müzik dolu 4 katlı bir evdi benim büyüdüğüm evde. Ben bir de seni televizyonda bir boya reklamında, zaten senin besten senin, ve de oynarken gördüm, çok hoştu. Çok hoşuma gitti o reklam. Biraz ondan söz eder misiniz? Valla ben işte müziklerini yazdım onun. Ali Taran yaptı. Evet. Müziklerini yazdım ve ondan sonra işte bu ilk senesinde biliyorsun bazı tiyatro sanatçıları, dizi sanatçıları falan, bunlara okuttuk. Gerçekten de ilk defa orada duyuyorlardı ve onun çekimi yapıldı. Öyle bir reklam filmi çıktı. Bu son sezonunda da yine aynı müzik, fakat bu sefer müzisyenlerle, şarkıcılarla yaptık. Gerçekten evet. Çok güzel işler oldu. Çünkü mesela en sonunda bu yaptığımız, en son sezondaki yaptığımızda gerçekten arkada 80 kişilik bir orkestra vardı. Canlı kayıttı yani. Anında o performans yapılıyordu. Çok deli işiydi ama yaptık yani. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, harika. Ben bir de şeyi anımsıyorum. Senin Grammy ödülüne aday olduğunu 3 dalda hatırlıyorum. Doğru mu? Evet. Aday adayından sonra da aday olmuştum. Evet. Fakat işte yani onların gerisini getirmek lazım. Sürekli kovalamak lazım. Ona çok yoğunlaşmak lazım. Onun doğru. Çok lobisini yapmak lazım. Doğru. Face and Place'de de yine adayı oldum. Fakat İstanbul'un bu kadar şey değildi. Yine tabii radyolarda çaldı. O da çok büyük bir başarıydı. İstanbul'un bu biliyorsun 2 kez birinci olmuştu. Evet, yerlerde. Evet. Senin gönüllerde taht kuran bir bestem var, Lal. Yani hakikaten sahnede ben de kemanımla seslendiriyorum. Gerçekten çok ilgili, hala izleniyor. Ölümsüz bir eser. Bunun dışında Sertap Erener, biliyorum senin bestelerini seslendiren Sezen Aksu, Nilüfer, Tarkan, Levent Yüksel. Bu gibi şarkıcılar var bildiğim kadarıyla. Evet, yani melodilerimin şarkı olmasını çok seviyorum. İşte Sezen yazıyor, Mete ile çalıştık, Mete Özgencil ile. Evet. İşte Aysel Gürel yazdı, Allah rahmet eylesin, zamanında. Evet. Yani şarkı çok güzel bir format, çok seviyorum. İşte melodilerim de şarkı haline geldi birçoğu. Bazen şarkı olması için melodi yazdım. Yani çok güzel bir şey bu, ben de seviyorum yazmayı. Bu insanlarla da çok şanslıydım ki bir araya geldim. Çünkü her birinin sesinin, çok güzel sesinin rengi var, kendilerinin bir şeyi var, bir şahsiyeti olan insanlar. Pekala, şu MFÖ zamanına bir gitsek, senin o ilk sahne çalışmaları çok keyifliydi değil mi bunlar?
BMF tabii, bir iki albümümüz var birlikte yaptığımız, bu Anında Görüntü, ondan sonra bir albüm daha var, albümün adını tam hatırlamıyorum ama güzel parçalar, çok yani çok büyük güzel bir geçmişim var MFÖ'de de. Onlarla da hem sahne hem stüdyo. Hepsi de çok yakın arkadaşım. 20-30 senelik arkadaşım. Gerçekten öyle. Senin benim de yakın arkadaşlarımla birlikte çalıştığını Türk müzisyenlerle biliyorum. Klasiklerde evet. Bekir, Erdem Sökmen, İsmail Soyberk, Levent Altındağ gibi arkadaşlarla ben de çok çalıştım. Tabii tabii. Biz bir süre Leventlerin bir grubu vardı, Habbecik diye. Evet. Çok da güzel bir gruptu. Onlarla birlikte bayağı Japonya'da falan gittik yani. Bu o daha fazla o belgesel müziği, film müziği evet. repertuarını yapıyorduk birlikte. Çok güzel bir gruptu. Çok güzel çalıyorduk yani. Pekala, senin örnek aldığın demeyeyim, en azından beğendiğin müzisyenler isim olarak veya tarz olarak kimlerden öneri? Klasik müzik de olabilir, klasik Türk müziği de olabilir, evet. halk müziği de olabilir. Kimler yani seni daha çok etkileyen müzisyenler? Yani benim çok mesela çok küçük yaşlar dediğim zaman hani ortaokul zamanı diyeyim. O zamanlar Chicago çok dinlerdim ama Chicago'nun Chicago olduğu zamanlar. Evet. Matt Chicago falan. Aynen. Yani çok değişik müzikler hep dinledim aslında. Evet. Tabii Chick Corea, Herbie Hancock, bunlar hepimizi etkilediği gibi beni de çok etkiledi. Doğru. Yani bir John McLaughlin vardı, bir Shakti vardı. Mesela Return to Forever. O tip gruplar, o tip müzisyenler, ben onlarla büyüdüm. Gerçekten. Ve o zaman müziğin gelişimi çok başkaydı. Şimdi ama yani böyle çok güzel müzisyenler var, çok güzel şarkıcılar var. Evet. Mesela Edgar diye bir piyanist var. Yani söylerim, bilmiyorum nereli ama Rusya tarafından. Evet. Rusya tarafından. Hı hı. Çok çok iyi bir piyanist mesela. Ne bileyim yani çok güzel gruplar da çıkıyor. Müzik çalışmalarını yaparken herhangi bir stüdyo bir çalışma yoksa kendi ev stüdyonda mı bir takım şeyler hazırlıyorsun, yapıyorsun, üretiyorsun? Ya bir fabrika gibi çalıştığını biliyorum o yüzden. Nasıl gidiyor? kendi stüdyomda da yapıyorum. Türkiye'ye gittiğim zaman İstanbul'da da yapıyorum. Canlı enstrümanları tabii stüdyoda kaydediyorum. Benim stüdyomda küçük bir stüdyo olduğundan dolayı tek tek enstrümanları kaydedebiliyorum ama daha ziyade Türkiye'de oluyor. Tabii yaptığım albümlerde ama grupla çaldığım zaman hepsini canlı kayıt. Yani biz birlikte çalıp aynı anda kaydediyoruz. İF albümü olsun işte İstanbul'un bir Face and Praise'i onlardaki o gruplarla sürekli live kaydettik. Fakat mesela Derbin Ezvan gibi bir albümde evde çalışıyorum, yazıyorum. Yine bütün albümlerimde evde yazıyorum, çalışıyorum. Doğru. Çıkartıyorum falan filan ama yani eğer hepsi canlı çalınmıyorsa tabii bir şey yaratıyorum evde. Ondan sonra gidiyorum onun üstüne. Overdub'larla çaldırıyorum falan. Doğru. Hatta ben hatırlıyorum bir küçük bir çalışma da olsa birlikte senin stüdyonda çaldığımı hatırlıyorum. Öyle bir şans ben de yakalamıştım. Evet. Birkaç yıl önce. Çok güzeldi. Çok zevkliydi. Sağ olasın. Eyvallah. Ya. Şimdi dinleyicilerinize vermek istediğim mesaj olabilir mi? Yeni yılla ilgili, Türkiye'mizle ilgili, müzikle ilgili, çocukları müzisyen olmak isteyen aileler için önerilerin gibi bir şeyler neler söylemek istersin? Ya çocukları müzisyen olmak isteyen aileler bir kere tabii ki izin versinler çünkü onların istedikleri bir şey. Evet. Benim babam zamanında bana pek şey yapmamıştı ama dediğim gibi o zamanlar zaman başkaydı yani. Doğru. Ama tabii ki şimdiki aileler daha ileri görüşü, daha medeni diyeyim. Dolayısıyla o konuda tabii ki öyle olsun ama yani başka ne diyeyim? Türkiye'deki müzik ortamı yani, nereye gidiyor acaba sence? Yani ben sadece barış istiyorum ve insanların iyi olmasını istiyorum. Birbirlerine iyi davransınlar, iyi enerji versinler. Hiçbir zaman unutmasınlar. Hepimiz birer bebek olarak başladık bu hayata. Tabii bunda müziğin de çok yeri var. Yani bütün dünya genelinde konuşuyorum. Türkiye'de tabii şu anda çok zor bir şey geçiriyor. Ama ben Türkiye'yi çok genç bir ülke olarak görüyorum. Bunları atlatacağını ümit ediyorum. Yani başka ne diyeyim, siyasetten pek anlamam ama inşallah bütün ülkemiz için iyi bir şeyler olur. Teşekkür ediyoruz. Bu arada tabii senin bildiğim kadarıyla oğlun var bir tane. Onun müzikle ilgisi var mı? Evet. Eşin tiyatro üzerine biliyorum evet. sanat. Var mı oğlunda müzikle ilgili bir şey çalışma? Oğlunun müzikle ilgili ilgisini söylüyorsun pardon. Var tabii.
tabii ki ama başka şeylere merak sardı. Yani ilk ben gitar öğrendi, piyano öğrendi, sonra gitara geçti falan. Hala çalıyor ama şu ara başka şeylere ilgisi var. Biraz üniversiteye hazırlanıyor. Güzel. Hayat belli olmaz tabii, belki bir gün daha yeniden alır gitarı ya da piyano eline bile diyeceğim. Sevgili Tülin'in sevgili eşinin tiyatro ile ilgili çalışmaları var mı şu anda bir şeyler? Yok, o Imagination Stage'de yapıyordu. Daha sonra part time'e geçti. Artstream diye bir organizasyon kurdular. Zihinsel ve bedensel özürlü insanlarla çalışıyorlardı. Çok güzel. 100 senedir de ara verdi. O da çok kıymetli bir insan. Çok güzel işler yapıyor. Sevgili Fahir, gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Çok keyif aldık. Çok teşekkür ederim. Paylaştığın için. Şu anda da zaten senin bir parçan çalıyor. Penceresiz Hayaller arkada. Aa, ne güzel. Senin bestelerini keyifle dinlemeye devam ediyoruz. Yeni yeni projelerle, yeni yeni müziklerle, albümlerle tekrar buluşmak dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için bu akşam programıma. Ben de sana teşekkür ederim. Başarılar dilerim İlhan'cığım. Çok teşekkürler. Ailene de selamlar, sevgiler. İyi sağ akşamlar ol. Diliyorum. Hoşça kal. Yeni yıl kutlu olsun. Senin de baba. Değerli dinleyiciler, bu akşamki konuğum değerli piyanist, besteci, aranjör Fahir Atakoğlu'ydu. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Fahir Atakoğlu'na bir kez daha teşekkür ediyoruz. Maryland'den Bülent Şafak için çalıyorum. Funda Arar'dan Sen ve Ben. Bilmiyorum Maryland'te hava nasıl şu anda. O taraflar eksilerde, soğuklarda. Sizleri biraz olsa ısıtmaya çalışıyoruz batı yakasından. Bülent Şafak için Funda Arar'dan Sen ve Ben.
Aliso Viejo'dan Açalya Hirun isteği. Mazhar Fuat Özkan'dan Gözyaşlarımız Bitti Mi Sandın? Alice Viejo, Kaliforniya'dan Açalya Hirun istek şarkısıydı. Mazhar Fuat Özkan'dan Gözyaşlarımızı Bitti Mi Sandık. Yine Fahir Atakoğlu'nun bestesi üzerine. Silent Scream for Justice and Freedom in Turkey. ...12 Ocak... öğleden sonra saat 2'de... Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Park'ta Silent Scream adlı Türkiye'mizi, Cumhuriyetimizi, Laik Tüm Türkiye Cumhuriyeti'ni savunan bir miting yapılacaktır. Bölgedeki tüm dostları katılmaya bekliyoruz. 12 Ocak saat 2'de Beyaz Saray'ın karşısında Lafayette Park'ta. Evet, şimdi yine bir istek şarkı
ve bunun da bestecisi Fahir Atakoğlu, Sertab Erener'den Dargın Değilim. Üzgünüm gidenler için, üzgünüm bitenler için, sadece çok üzgünüm, dargın değilim. Tuğba Girgin Vanlı için. Üzgünüm gidenler için, üzgünüm gidenler için, sadece çok üzgünüm, dargın değilim. Ne olur sen de beni kahır değil bu kıyamet, cezamızı çekiyor gibiyiz. Belki de nihayet bir gün çalınırsa kapımız, tekrar anılırsa adımız, o zaman sarılır kanayan yaramız. Günahlar, 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 gün gelir zaman bizi aklar, yıkanır ihanetler, yıkanır ahlar. Ne olur sen de beni affet, kahır değil bu kıyamet, cezamızı çekiyor gibi. Belki de nihayet sanki çalınırsa kapımız, tekrar anılırsa adımız, o zaman sarılır kanayan yaramız. Günahlar, 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 gün gelir zaman bizi aklar, yıkanır ihanet. Üzgünüm gidenler için, üzgünüm bitenler için, sadece çok üzgünüm, dargın değilim. Tuğba Girgin Vanlı'nın istek şarkısıydı. Şimdi de Minetos'un istek şarkısı geliyor. Mazhar Fuat Özkan'dan Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da. Bu sabah yağmur var İstanbul'da. Gözlerim dolu dolu oluyor, bilinmez diye. Anne sözü dinler gibi masum, ağladım bu sabah. Günler dayanılmaz oldu, senden uzak olunca. Martılar mahzun oldu, onlar bile ağladılar. Şarkılarda düşünmek seni bana getirmez ki.
sabah yağmur var İstanbul'da. Gözlerim dolu dolu oluyor bilinmez niye. Anne sözü dinler gibi masum. Ağladım bu sabah. Günler dayanılmaz oldu senden uzak olunca. Martılar mahzun oldu, onlar bile ağladılar. Şarkılarda düşünmek seni bana getirmez ki. Bana getirmez ki. Seni bana getirmez ki. Fairfax Virginia'dan Mine Tosun İstek şarkısını çaldık. Mazhar Fuat Özkan'dan Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da. Programımızın 60'lar 70'ler bölümünde yine bir baba rockçı Cem Karaca'dan Resimdeki Gözyaşları. Programımız 60'lar 70'ler bölümünde Cem Karaca'dan dinledik Resimdeki Gözyaşları. Huntington Beach'ten Deniz Özul'un istek şarkısı geliyor.
Ben Sana Vurgunum, Nükhet Duru'dan. Alisa Viejo, Kaliforniya'dan, Açelya Hira'nın arkadaşlarına armağanı. Şöyle söyleyelim, 90'lı yıllarda Ankara'da üniversite öğrenciliği yapmış hangi dinleyici varsa bu şarkı onlara Açelya'dan hediye olarak gidiyor. Şarkımızın adı Gitme Kal Bu Şehir'de, seslendiren Nazan Öncel. Thank you.
Nazan Öncel'den Gitme Kal Bu Şehir'de, Açeli Hiren istek şarkısıydı. Fairfax Virginia'dan Çapulcu Ayyaş Mine Tosun isteği geliyor sırada. Akrep Nalan'dan Sarhoş. Sarhoş olmam, sen üzülme şekerim. Ayyaş olmam, sen üzülme şekerim. Bazen coşar deli gönül bir ah çekerim. Ayyaş olmam, sen üzülme şekerim. Sarhoş olmam, sen üzülme şekerim. Ben her akşam birkaç güzel severim. Aşık olmam, sen üzülme şekerim. Aşık olmam, sen üzülme şekerim. Bazen coşar deli gönül bir ah çekerim. Aşık olmam, sen üzülme şekerim. Aşık olmam, sen üzülme şekerim. Bu sesini almadan, göğsüne yaslanmadan, sözlerine kanmadan, sarhoşum sarhoş. Sözlerine kanmadan sarhoşum sarhoş. Evet, Mine Tosun isteğini Güliz, Mine Tosun, başka kimler var? Sevtap, Filiz, Münire ve Nüket için çaldık. Ay yaşım ay yaş. Şimdi Tuğba Yirgin Vanlı'nın istek şarkısı, bir Erkin Baba şarkısı. Çöpçüler.
Evet, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son bir iki şarkı. Türkiye'miz için söylüyoruz. Her şey güzel olacak. Seslendiren grup Athena. Yarınlara umutlu bakıyoruz. Her şey güzel olacak. Türkiye'm, her şey aydınlık. Her şey güzel olacak Türkiye'm. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Kader böyleymiş ey garip bana. Kanım feda olsun güzel vatana.
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Çiçekler açar, İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adım yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Değerli dinleyiciler, bu haftaki canlı yayınımız burada sona eriyor. Hiç ummadığınız bir anda, beklemediğiniz bir yerden çok güzel bir haber alın. Hoşça kalın.